suç duyurusuna gözaltı ve şiddet uygulanıyor bu arkadaşımız üzerinden. Gezi mağduru Aydın Aydoğan son gözaltı süresini anlatacak. Ama şöyle bir parantez açmakta yarar var doğrusu. Cumhurbaşkanı herkesi suçlayabilir, herkese terörist diyebilir, herkesi talimatla gözaltına aldırabilir. Ancak kendisi hakkında bir suç duyurusu yapılırsa da yine sizi suçlar, yine suçlu siz olursunuz. Şimdi Aydoğan'ın hikayesini dinleyeceğiz. 4 gün gözaltında tutuldu hukuksuz yere ve pes etmiyor. 6 yıllık Gezi'deki mücadelesinden de vazgeçmiyor. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Erk Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz inat ediyorsunuz, Cumhurbaşkanı inat ediyor. Ne olacak bu işin sonu böyle? Ya ülkeye hukuk gelince her şey düzelecek aslında. Çok basit de. Hı-hı. İşte ülkede hukuk işletilmiyor. Esas sorun bu zaten. Hı-hı. Yani bugün bütün aşmazların nedeni aslında Türkiye'de hukukun işletilmediğinden kaynaklanıyor. Gezi sürecinden sonra biz hatırlarsanız bir 6 yıllık bir süreçte hala vurulduğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. İşte 10 savcı değişti dosyadan. İşte birisi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en korunaklı adliyesinde öldürüldü. Hı-hı. Ondan beri yani sağda vurulduğumuzu ispat, aslında o zaman da vurulan savcı dosyaları kriminal dairesine gönderdi. Vuran polislerin görüntüleri çıktı. İfadeye çağırdılar. Valilik buna izin vermedi. Sonra bölge idare mahkemesine itiraz ettik. Bölge idare mahkemesi haklı buldu. Yani böyle sıkıntılı birçok dosyamız var bizim. Hı-hı. Fakat en son işte biz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açtığımız dava sonrası işte şöyle bir sıkıntı yaşadık. Neden açmıştınız? Önce bundan başlayıp izleyiciye bir hatırlatalım. Evet. Şunu açmıştık. Şimdi o zaman işte hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Gezi olaylarına katılanlar için sarf ettiği sözler vardı işte. Çapulcu, vandal, hain, kemirgen, dış mihrakların ajanı. Bunların aslında hepsi Türk Dil Kurumu'nun sitesinde baktık. Hepsi hakaret içeriyor. Ve biz bunlarla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Trabzon Beşikdüzü'nde yapmış olduğu bir konuşma vardı. Burada da 15 Temmuz'a katılanlarla Gezi olaylarına katılanlar arasında bir benzetme yaptı. İşte birisini vatan haini, birisini işte kahraman olarak gösterdi. Aslında bunlar TCK 256. maddesinde hepsi suçtu. Nedir? Bunu bölge ve sınıf üzerinden ayrıştırdığı için. Bunlar üzerinden işte biz bir başvuru yaptık. İşte tabii iç hukuku tüketmemiz gerekiyor. İç hukuku tüketene kadar başımıza bir sürü olay geldi. Sizin de malumunuz belki biliyorsunuz. En son olayı bir anlatırsanız iyi olur. Çok yakın. Aslında ilk baştan başlayayım. Tabii. Önce gözaltının suç duyurusunda bulunduktan sonra bir yaklaşık 3-5 gün sonra evimden çıktıktan sonra işte bir aracın beni takip ettiğini fark etmedim bile. Önümü kesmiş daha sonra. Kesti. Bir Ford Transit marka araç. İşte kendisini takip etmem gerektiğini. Beni alıp başka bir olay yerine götürdüler. Orada o günde bir bombalı araç varmış. Yani sanki beni orada gözaltına alıyormuş gibi bir sus verdiler. Bana kumpas kurmak istediler. 3 gün burada gözaltında tutuldum. Bana ifade imzalatmak istediler. İşte imzalatmak istedikleri ifadede şunlar vardı. Oraya bombalı aracı ben getirmişim. İşte örgütsel slogan atmışım falan. Yani işte beni aldılar 3 gün. Türkçe tabirle benzettiler diyeyim. Yani baya bir hırpaladılar beni. Yani kulağımda bir işitme kaybı oldu o yüzden. İşte bu ön dişlerimde de sıkıntı oldu. Şimdi hala implant yaptırıyorum. Hala bununla ilgili. O zaman bununla ilgili darp raporu aldık. Adli tıp raporu aldık. Hı hı. Daha sonra işte bu raporlarla beraber bu emniyet güçleri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan birisi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıydı. İşte Erdoğan'ın sürecine gelelim. İşte Erdoğan'ın sürecine gelirsek tabii bu husumeti hala bitmedi bize karşı. En son geçen hafta AİHM'den bir yazı geldi bize. İşte dosyada 10. Sulh Ceza Hekimliği'nin bir kararının eksik olduğu. Çünkü bir dosya şu anda AİHM'de. AİHM'de yargılandı yani.
Biz dedik ki dosyadan bunu isteyelim dedik. Yani gittik, hiçbir kalemdeki hiçbir kişi dosyaya şey olmak istemiyor, taraf olmak istemiyor, imzalamak isteyip vermek istemiyor. O üstüne soruyor, o üstüne soruyor. Savcıya gittik, savcı beyler veremeyeceği, yani veremeyeceğini değil de bahane uydurarak oradan uzaklaştılar. Hı hı. Birisi işte tuvalete gitti, biri abdest almaya gitti. Biz dedik ki mecbur saat 4.30'da nöbetçi özel soruşturma savcısı vermek zorunda, onu bekleyelim dedik. Saat 4.30'u bekledik, nöbetçi özel soruşturma savcısı geldi, fiziki dosyayı istedi. Baktı dosyaya, biraz dışarıda beklememi söyledi. Bekledim, sonra beni çağırdı, ben bununla ilgili herhangi bir şey yapamam, bu eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vekili var, Selahattin Celep Bey'in dosyası, ben bunu göremiyorum dedi. O yüzden bir şey veremem dedi. Hı hı. Biraz bekleyin dedi dışarıda. Ben de bekledim. O sırada sivil polisler yanımdaydı zaten. Dedik Aydın Bey, başsavcılığımızın emri var, sizi aşağıya almamız gerekiyor dedi. Beni -5'e götürdüler. Orada bir odaya kapattılar. En son işte Twitter'da yazdım, herhalde tutuklandım dedim. Saat 11.30'a kadar adliyede tuttular beni. 11'e kadar falan. Daha sonra tekrar nöbetçi özel soruşturma savcılığına çıktım. Bana yazıyı verirken de şöyle bir not düştü. Dosyada taraf olduğu için bir tane vermek zorundayız. Hı-hı. Yani bu aslında nedir biliyor musun? Türkiye'de hukukun geldiği yer. Çünkü bu savcı biliyor yarın başına gelebilecekleri, yarın FETÖ'den, başka bir suçtan, örgütlü bir suçtan gözaltına alınıp alınmayacağını bilmediği için, kendisi de korktuğu için, çünkü iradeleri yok hiçbir savcının şu anda Türkiye'de. Hı-hı. Savcılık makamlarının iradesi olmadığı için böyle bir not düşüyor. Bu çok acı bir şey aslında. Çok acı bir şey. Neden? Türkiye'de hukukun geldiği nokta bu hale gelmiş. Yani savcı bey korkuyor. Yani onu bize savcı beyin değil, aşağıdan nöbetçi ön bürodaki bir kızın vermesi lazım aslında. Ön bürodaki herhangi birinden bunu talep edebilirsin. Hmm. Yani biz gidip yukarılardan bunu talep ederken, yani bunu verirken bile imtina ediyorlar. Çünkü iradelerini sarayın emrine vermişler. Hı hı. Sarayın emrine verilen iradeden de böyle bir karar çıkar. Yani ülkede hukuk bu halde. Biz bu süreci yeni yaşamıyoruz. Yani Gezi sonrasında çok yaşadık. Şimdi şimdi bu dosya AİHM'de, yani iç hukuk yolları benim anladığım kadarıyla tükendi ve biz artık AİHM sürecini bekliyoruz. Evet. Bir de Anayasa Mahkemesi de şöyle bir karar verdi. Hı hı. Anayasa Mahkemesi dedi ki kişinin ifade özgürlüğüdür bu dedi. Hı hı. Fakat biliyorsunuz Türkiye'de ifadesini bile açıklayamayan insanları hakkında bir günde fezleke hazırlayan savcılar bir günde içeri atıyor. Dünyanın en çok gazetecisi içeride olan ülkeyiz biz şu anda. 153 tane yakın gazetecimiz içeride. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği sözler İfade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Fakat herhangi bir insanın söylemediği sözler üzerinden yalan haberlerle fezleke hazırlanıyor. İnsanlar içeri atılıyor. Diyor ki git kendini temizle. Ben senin üstüne bir çamur attım. Hı hı. Artık gerisi sana kalmış. Ülke bu halde. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Net olarak da konuyu anladık. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, durum böyle. Cumhurbaşkanının sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı'na suç duyurusu yapmak için adliyeye gidiyor. Fakat savcılık tarafından gözaltına aldırılıyor. Ardından da lütfen ve korkarak bir kopya bu konuyla ilgili beklediği kağıtla ilgili veriliyor. Hukukun geldiği, savcıların geldiği yerde burası olarak değerlendiriyor. Bu akşamlık da, bu haftalık da bu kadar. Herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Ve her zaman söylediğimiz gibi daha yaşanır, daha iyi, daha keyifli bir ülke olması umuduyla programı kapatıyorum. İyi akşamlar.